aşk inceli ister canım. Hayrat olma, beni böyle sev değiştirme. Boşver anlama, bir güç savaşı değil bu, kendi haline bırak. Galibi yoktur hiç, aşk bu unutma. Geldi, geldi. Bak diye bu. Kaçtı. Ha, canım. Kaçtı. Nereye yollayayım? Nereye yollayayım? Bir yere ver. Aşağı gidiyor. Aşağı gidiyor. Bizim elimde. Git git aşağı git. O da aldı. Evet. Aa, bizim kürenin çarpışma şansı abi, var. Yine. Benimki de öyle gidiyor. Evet. Serhat Tornistanlar. Sen böyle döneceksin abi. Ver Tornistan. Sen böyle döneceksin bize. Şöyle döndük mü tamamız. Burada kopardık. Abi kurtarmak için yaptım. Ama değdi tekne. Vallahi şu an şey, Orkinos çılgınlığı var. Her teknede balık var. Bak her teknede etrafındaki. Attığımız balıkları zaten yüzeyde yiyor burada. Deniz de nefis. İnanılmaz bir görüntü var o yüzden. Değişik bir gün. Balıklar ne güzel gözle görünüyor. Geldi. Geçiyor altından, yiyor. Ben şunu takayım abi. Hatta şöyle yapacağım. Aldı. Aldı bıraktı. Yine geçmedi. Hı? İyi mi aldı benim Serhat? Gördün mü vuruşu? Versene bir tane, kessene hemen irilerden. Ver 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 ver, dibimizde ver. Aldı mı? Almadı mı? Aldı. Geçmedi. Kucakta hissetmek de çok keyifli.
Şöyle açalım. Var ya, balıkları elle besliyoruz ya. İnanılmaz balıklar. Evet. Sabah sabah. Gelir gelmez ikinci vuruş. Sabah sporuma başladım. Bacak çalışıyorum önce. Biraz kol. Biraz omuz. Ritmi tutturdum vallahi. Yanda basmaya başladı. Tabii bu ülkemizde büyük bir zenginlik. Bu kadar çok bluefin balığının olması. Değerini bilenler için. Yani sabah marinadan çıkıp 15 dakikada böyle dev bluefinler yakalamak dünyanın her yerinde insanlara nasip olmaz. Bu kadar ip almış mıydı bu ya? Ben bu kadar ip aldığını fark etmedim hemen yüzeyde. Kucağındayken yemişti. Kapı çıkarıldı. Hadi canım. Abi verelim diyeceğim ama nasıl verelim sana? Mücadele bitsin verelim. Balık parladı. Evet, lidere geldik. Balık bayağı yaklaştı demek. Çok güzel balık ya. Ufak. Bak dedin 50 kilo, 60 kilo falan bir balık. Zaten su üstünden de görünüyor balık. İnanılmaz. Şu güzelliğe bak. Çok güzelsin be. İğneyi gördüm. Şeyden geçmiş. Yanaktan geçmiş. Kaldırıyorum artık. Kaldır abi. Bıçağı hazırla. Salıyoruz. Evet Serhat, hızla. Çok güzel gitti be, harika. Dudağının kenarından geçmişti. İğneyi de gördüm. Her videomda açıklıyorum ama iğneyi çıkarmaya çalışmak balığı öldürüyor. Zaman kaybından dolayı oksijensiz kalıyor. İğne bir şekilde dudağında zaten, circle iğne. Onu ileride atıyor. Orada kalsa bile sorun yok. Kakıcı verebilirim artık. Ailece yapılan müthiş aktivite. Şu an şey oldu, örnek oldunuz bütün izleyicilere. Evet abi. Sağ olun. Evet, alkışları koyuyoruz Serhat bu aileye. Evet. Rast gelsin Serhat abi. AVM'ye gezmeyip denizde balık yakalıyorlar. Ne güzel işte, evet. Gerçi o konuda haklısın abi. Tebrik ediyoruz. Heh, takım işi bu işte. Herkes öldürür sevdiğini. Su atar, teşekkür ederim. Rica ederim abi. Evet, evet. Raymar'ın yazıyor, saat alıyor. Yürü be. Kal böyle, hiçbir şey yapma. Ufak balık çünkü. 50 kiloluk falan balık. Aradan bir tane dev gelmiyor ki.
Şöyle alsın bizi götürsün. Açık denizlere. Çak hazır mı? Dilinden. Büyüsünler abi biraz. Sanırım şu an tek balık salan biziz. Herkes ikişer üçer tane bordaya bağlamış durumda balık. Ama balıklar ufak. 50 kilo, 60 kilo. Yine söylüyorum, bu balıklar 500 kilo oluyor, 600 kilo oluyor. Bluefin çok değerli. Bu ufaklıkta yakalamak tabii üzücü. Ama sonuçta insanlar için de 50-60 kilo balık iyi bir balık yani. Kimseyi de eleştirmiyorum. Dediğim gibi kendi adıma alınmaması gereken boyutlar. En azından 100 kilonun altı bu balıkta. Hani diyorum ya, 10 kilonun altı ak ya da kuzu da alınmamalı. Bluefin'de de 100 kilo falan civarı olmalı bence o sınır. Bizim tabii gamakat sular gördüğünüz gibi hiç balık kaçırmıyor. Çok ufacık bir iğne olmasına rağmen her vuruşu alıyoruz neredeyse. Circle şu arkadaşlar, bakın anlatayım tekrar. İğne şöyle içe doğru dönük. Düz olduğu zaman yuttu diyelim midesine. Düz olduğu zaman midesinde bir yere takılabilir. Salma şansınız yok. İç organlarını yaralayabilir. Bu böyle olduğu için takılmıyor. Mideden dışarı kadar geliyor. Sonra böyle dudakta dönerken sadece dudağa takılıyor. Circle'ın özelliği bu. Japonya'da düz iğne kullanmak yasak. Çünkü yasal boyut olmayabilir. Yasaklı balık olabilir. Yani geri salmak istiyorsanız circle iğne kullanmak zorundasınız. Bu sebeple de biz de circle kullanıyoruz. Yine bir tane gamakatsu circle taktık. Atacağız şimdi. Bakalım, balık bol. Biz o büyük babalardan, dedelerden bir tane alırsak, hani salmazsak değsin bari, büyük bir balık olsun. Bu boyutların hepsini salacağız bugün. İki tane saldık zaten. Serhat, bu iri. Çık ya da dışarı çık. Tele gidiyor çünkü. Öyle çık. Bunu çıkarmamız lazım. Bu iri. Bu iri. Bu daha iri Serhat. Bu diğerlerine göre daha güzel kalam aldı. Hmm. Bu biraz iri gibi. Biraz iri gibi bu. Evet. İşte bu. Çok iyi. Aldı yine. Ne gün be. Ben de bu kadar yoğun ilk defa denk geliyorum. Yani her indirdiğinde balık neredeyse gözümüzün önünde yiyorlar zaten ya. Müthiş bir görsel şölen vardı bugün. Balıkların yemleri topladığını tek tek görüyoruz. Deniz de tabii müsaade ediyor ona. Deniz de müthiş. Bu oltadaki bugünkü en büyük balık. Aşağıda. 50 metrede abi. Gözüküyor şu an Raymarin'den. Raymarin'de her şeyi yazıyor ve her şeyi mi yazar bir makine? Yavaş yavaş şeyi yakaladık. Ne ahengimizi ve frekansımızı yakaladık. Şu an balıkla bütünleştik. Bir daha bir yarım kasa yemle şu an. Bir saat sürmedi. Üçüncü balık. Evet. Yediği zaman yiyor balık. Bugün de yiyor. Aynı sürünün üyeleri ama hep aynı boylar aşağı yukarı. Çok iriler gelmedi yani, başka alanda yok o kadar iri, ben görmedim. Biz de kendi rekorumuza koşuyoruz. Bugün 4 vuruş oldu. 3. balığımızı çekiyoruz şu an. Bakalım kaç balık bırakacağız bugün? Balık bırakma rekoru kırabilir miyiz acaba?
rekoru kırabilir miyiz bilmiyorum da. Ben harbiden iyi spor yaptım bugün. Sabah sabah. Bacak kaslarım kütür kütür oldu valla. Sabahları ben kahvaltı yapmıyorum. İki öğün. Öğlen akşam. Kahvaltıyı pas geçiyorum. Şimdi bir laf var. 40 yaşına kadar kuzu yiyeceksin. 40 yaşından sonra kuzunun yediğini yiyeceksin derler. Biz de 40 yaşına kadar hep kuzu yedik. Şimdi kuzunun yediğini yememiz lazım ama pek öyle olmuyor ya. Balığın şu görüntüsü inanılmaz yalnız. Deniz de tabii çok güzel bugün. 100 kilo yoksa salıyoruz zaten. Yok abi, diğerlerinden biraz daha büyük. Doğru mu? Evet. Bak iğneyi görüyor musun? İğne dudakta. Bak gördün mü? Hemen kesiyoruz. Evet. Sen. Geldim. Bir kere dönsün. Evet. Ya iğneyi keserken bile bu kadar uğraşıyoruz. Çıkarmayı düşün. İğne dudaktaydı, yine gördüm. Temiz bir yerdeydi. Ağzının kenarında. Allah'tan gamakatsu stoklarım sağlam. Sevgili Lauren, geçen sefer Miami'den gelirken yoktu burada çünkü stoklarda. 40 paket almış. Sağ olsun. İğnem yok dedim. Hani 5 paket, 3 paket değil yani. Kızın gönlü zengin. O yüzden böyle rahat rahat kesebiliyoruz. İçimiz de acıyor bir yandan iğneleri kestikçe ama dediğim gibi balıkların sağlıklı kalması için kesinlikle doğru yöntem bu. Aldım. Aldı mı? Aldı, aldı. Bitti. Ağzından mı çıktı abi? Evet, ağzından çıktı. Evet. Düzgün oturmamış. Kalabalık bir sürü. Aldı. Aldı. Çiftliğe gidiyor. Ha? Çiftliğe gidiyor değil mi? Ben biraz çıkıp açıkta rahat takılıyorum abi. Dur şöyle bari. Kokoreç olsun. Stafunun gücü adına. Valla balık 125 metredeymiş abi. Ha? Sanki şu. Bak aşağı indi. Söylenecek bir şey yok. Her şey ortada. Her şey ortada. 5 balık 3 release daha ne olsun. Devam. Ama devam. Sonuçta spor yapıyoruz. Yani amaç balık değil. Sabah sporu. Huh. Bu tele gitti ya. Kalamı alıp. İpten kopmuş ki ipten kopmaz normalde. Biraz fazla kalamı aldı bu arada başta. Çıkaramadık yani çiftlikten. O yüzden şimdi bir tane flör ayarlayacağız. Bir FC yapacağız güzel. Takımımızı hazırlayıp noktamıza geri döneceğiz. O arada Serhat bana soğuk bir şeyler verecek, gidecek. Ben biraz serinleyeceğim çünkü şu an alev atmaya başladım. Hava zaten sıcak. Ama Seferihisar birçok yere göre çok iyi, öyle söyleyeyim ben. Yani mesela sabah biz gelirken serindi bayağı. Böyle bunaltıcı bir sıcak yok burada. Bir Antalya, bir Fethiye gibi değil. Burası güzel. Hadi bakalım, ben takım bağlıyorum. Bir yere ayrılmayın daha. Ya o hayalimizdeki dev gelecek ya. Gelecek yani, başka şansı yok. Pes etmiyoruz çünkü. Gitti. Yok, iğneden çıkmış. Yeni bir balık tutuyor. Aldı. Aldı.
Evet. Böyle dikey çalışalım olduğumuz yer. Bu seferki büyük gibi biraz ya. Evet. Büyük gelsin ya, bir tane alalım bari. Şöyle 100 kilo üstü. Anlaşıldı, anlaşılmadı. Abi 2 saatte 6 vuruş, daha ne olsun. Nasıl gülmesin yüzle? Balığı gördüm zaten. Balık dönmeye başladı. ...20 metrede falan. Aynı boyutlar ya. Bak yine yine dudakta, görüyor musun? Kenarında takılı. Evet. Bu bir tık daha iri. Yok be abi, su üstüne çıkınca baksana aynı hemen hemen. Evet. Evet. Dönsün. Eyvallah eyvallah. 4 oldu bugün valla. Evet, 4. balımızı saldık. Bizim için de çok iyi bir skor yani, 4 balık. Müthiş. Uzun zamandır bu kadar yoğun balık yakalamamıştık. Devam edeceğiz hayalimizdeki babayı bulmak için. İlla denk gelecek ya. Değil mi? Tabii ben de o kadar enerji kalacak mı onu bilmiyorum. Şimdi ben 5-6 balıkla mücadele edip enerjinin bittiği yerde böyle 250 kilo bir yapıştırıyor mu? Gelsin abi. Kanımızın son damlasına kadar savaşmaya hazırız. Her zaman. Bunu da salarsak 5 balık salmış olacağız bugün. Kendi rekorumuza koşuyoruz bugün. Şu an tekneyi çekiyor balık. Bu sene biliyorsunuz 2 tane yarışmaya katılıyorum. Tuna Master Teos, yani burada olacağız yine. Tuna Master Alaçatı da aslında burada olacak. Yani bu noktada Eylül'ün ilk haftası Tuna Master Teos var. İkinci haftası da Tuna Master Alaçatı var. Güzel tarafı, birine bizim de sponsorumuz olan Staff'u, diğerine de Raymarin sponsor, ana sponsor. O da ayrı bir keyif olacak bizim için. Yarışma sponsorunun bizim sponsorlarımız olması. Bugün iyi antrenman yaptık ya. Biz de saldık sayede. Arada salmak lazım. Evet. Bunu da salarsak 5. balığımızı salacağız bugün. Bugün 10 balık salar mıyız? Kendi rekorumuza koşar mıyız? Gerçi 5 de bizim rekorumuz yani, bu kadar. Bu lifin salmamıştı. Evet Serhat, geldi balık. Yine 60 kilo bandında bir balık. İğnemiz dudağında yine. Kesiyoruz. Kes abi. Gönder abi. Kaç oldu Suat abi? Bu 5. oldu saldığımız. Biz de bıraktık, içimiz yandı ama kocamandı. Abi bunlar şöyle düşün abi bak. 500 kilo oluyor bu balık. 500. Evet. Yani 40-50 kiloları almamak lazım diye düşünüyorum. Şahsi fikrim tabii. Kesinlikle. Burada var yani 150-200. Geçen Feridun abi 2-3 kiloya yakın aldı bir tane. Evet. Balığı bir kestik, şey Kobe bif gibi işi. Abi, nasıl yağ biliyor musun? Ya, gerçekten onun canı çekti ya. Abi. Feridun abi o balığı çok çekti, canım çekti ama. Bana da nasip olmadı, ben de yiyemedim henüz ondan. Ama söz verdi bana, bir dahaki sefere dedi. Ama var burada o balıklar yani. Var var, kesinlikle. Eyvallah. Eyvallah abi. Rast gelsin rast size. Rast gelsin. Evet.
Serhat, bir elde 5 parmak var. 2 elde 10 ama bunun konuyla bir ilgisi yok, ne alaka? Ben de tabii fosfor azaldı biraz bu kadar mücadeleden sonra arkadaşlar, saçmalayabilirim, idare edin vaziyeti. Devam ediyoruz. Dedim ya, o devlerden biri illaki gelecek. O zamana kadar benim inşallah pilim kalır. Bu arada düğümümü de göstereyim size attıktan sonra arkadaşlar. Düğümden hiç balık kaçırmadık bugün. Şöyle ben halkaya değil de bedene sarıyorum. Halkadan geçirmiyorum şu şekilde. Gayet başarılı bir düğüm. Yani düğümden hiç dediğim gibi takım koparmadık bugün. Şimdi hazırlığımızı yapıyoruz tekrar. Yemimizi takıyoruz. Aradığımız o devi alıyoruz. Evet sevgili dostlarım, bugün müthiş bir gün geçiriyoruz. Çok güzel mücadeleler yaptık. Baktım yan teknede sevgili Burak var. Sevgili Burak da staff'ın sahibi. Merhabalar. Bizim sponsorumuz bu sene Tuna Master. Teos'un da sponsoru. Doğru. Aynı zamanda. Aynen. O da balık sevdalısı. Evet. Hemen tekneden kaptım onu. Onlar da bugün çılgın mücadele. Kaç bugün, vuruş aldınız yani? Bugün 15 vuruş aldık. 13 tane release'imiz var. Tekleyerek tamam, bıraktık işte. Biraz erken gelmiştiniz. Biraz erken geldik. Saat 5 gibi çıktık. Evet. Güzel. Şöyle. Müthiş abi. Daha güzel, ne olsun yani. İnanılmaz bir gündü. 15 tane bluefin vuruşu dünyada çok az yerde yaşayabileceğim bir şey. Ya bana kalırsa dünya üzerindeki en fokus olmuş popülasyonlardan birine sahibiz. Evet. Ya bu çok büyük bir şans. Ya kıymetini bilmiyoruz. Sport fishing'e daha döndürebilmiş değiliz bu durumu. Ben döneceğini düşünüyorum. Yavaş yavaş. Yani, şu anda bahsedelim. Yaptığımız şey de aslında bir farkındalığı başlatıyor bence. Başlattı. Yani artık burada olay balığı tutmak ve balığı geri bırakabilmek. Bu catch and release denilen bir metodoloji. Ve bu dünyanın pek çok yerinde de uygulanıyor. Eminim hani bizlerin ufak de çabalarıyla, bizden, buradaki bir sürü amatör balıkçının da çabasıyla bu biraz daha ilerleyecek, gelişecek diye düşünüyorum. Staff'ının hikayesi nedir abi? Anlatır mısın? Ya staff'u senin ana işin değil, onu ben biliyorum. O da bizim gibi balık sevdalısı. Evet. Balık sevdalıları bir yerde işinden böyle bir... Böyle yani bulaşıyor yani. Oraya bir bulaşıyor oluyor. Yani. Bu kaçınılmaz oluyor. Gibi. Ya ben nedir hikayesi? Ailem 1992 yılından beri tekstil sektöründe Türkiye'de biz ihracat yapıyoruz. Yurt dışına ihracat yapıyoruz. Pek çok tanınan markaya. 2019 senesinde de eşimle birlikte hani böyle bir performans ve fonksiyonel kıyafet üzerine bir yatırım yapmaya karar verdik. Zaten yıllardır dağcılık yapıyorum. Arama kurtarma, motosiklet ve balıkçılık derken. Outdoor hani, yani her yerde varsın onu biliyorum. Outdoor hep benim hayatımda oldu. Güzel yaşayanlardan diyeyim benim bakış açımdan. Şanslıyım evet yani bu noktada şanslı olduğumu kabul ederim. Tırmanıştan kazandığım pek çok tecrübe oldu tabii. Tekstil de bir taraftan olunca teknik tekstili de kullandığım için bu sporu gerçekleştiren kişilerin neye ihtiyacı olduğunu biliyordum. Dolayısıyla biz de staff'a yatırım yapmaya başladık. Açıkçası Murat İriboz'un da biraz desteğiyle ilk önce biz turnuvalara kıyafetler üretmeye başladık. Sen de zaten bunları kullanıyordun abi. Evet, evet. Bir süre sonra piyasadaki açık hasıl oldu. Onu görmeye başlayınca da yurt dışına da bunu satabileceğimizi fark edip staff'a daha fazla emek vermeye başladık. Hem teknik tekstil üzerine hem de grafikler ve tasarımlar üzerine. Ya müthiş ürünler çıkıyor ortaya. Biz de daha şık olduk bu arada. Evet yani biz... eskiden hepimiz çıplak geziyorduk. Ama şöyle bir tarafı var. Yani teknik tekstil dediğimizde aslında ilk aradığımız şey ultraviyole şey filtrelemesi. Ben onu yani... videolarımda sürekli bahsediyorum. Yani şu an Türkiye yanıyor sıcaktan. Evet. Biz güneşin altında. Evet. Bunlarla bunalmıyoruz. Bunalmama kesinlikle. Sebebimiz bu UV ile ilgili. Aslında bunalsak dahi bunları kullanmamız gerekiyor. Çünkü bunlar güneş filtrelemesi yapıyor. Yani güneşin yaydığı pek çok ultraviyole ve değişik bize zarar verebilecek kanserojen olduğu bilinen ışınlar var. Bu ışınlardan kendimizi korumak durumundayız. Yani kullandığımız teknoloji 50 UPF dediğimiz yani %98 filtreleme yapabilen bir kumaş kullanıyoruz. Süper. Dolayısıyla kanseri bir noktada dışta bırakmak gerekiyor. Şimdi insanlar yani görselini aldanıp uzak doğudan ucuz paralara tişört falan getiriyorlar. Yani gerek boya olarak, gerek UV koruması olarak tehlikelerinden de bahsetmek lazım. Yani bu çok basit bir konu değil aslında. Şöyle yani her türlü kıyafet aslında ultraviyole filtrelemesi yapar. Ucuz olduğu aslında yapmıyor anlamına gelmiyor. Kendime zarar veriyor olabilir mi burada Suat abi ama hani burada doğru bir bilgilendirmek gerekiyor. Ne olursa olsun muhakkak kıyafetli olmak gerekiyor. Çünkü örtünmek sizi bir noktada korumaya başlayacak. Beraberinde de aslında pek çok şeyi de etkiliyor, pozitif etkiliyor. Çünkü eğer ki konforlu olursanız güvenliğinizle daha fazla ilgilenirsiniz. Yani burada çok büyük balıklarla mücadele ediyoruz. Yani burada seni izleyenler biliyor, balıklarını biliyor. Buradaki balıklarla mücadele ederken küçük detaylar hayat kurtarabilir veyahut da hayatımıza mal olabilir. Dolayısıyla konforlu olmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda da kullandığımız kıyafetin yaptığımız sporu desteklemesi gerekiyor. Bizim... Başka özellikleri de var. Tabii, tabii. Özellikleri yani, onlardan da bahsedelim. Burada istediğimiz şeylerden bir tanesi de hızlı bir şekilde lekeden kurtulabilmek. Çünkü çok fazla kimyasal kullanmak istemiyoruz temizlik aşamasında ve denizlerimizi, çevremizi de kirletmek istemiyoruz. Dolayısıyla
az kirlenen ürünler yapmaya çalışıyoruz. Balığı tutuyoruz, fotoğraf çekiyoruz, işte yemler vesaire. Tabii. Her tarafımız rezil. Sonra istediğimiz hemen şöyle biraz suyla üstümüzü temizleyip temizleyip atabilmek. Bu beklediğimiz şeylerden birisi. Diğer bir konu ise bakteri oluşumu. Vücudumuz soğuma için terleme yapıyor. Terleme ile birlikte de bakteri oluşumu için inanılmaz bir ortam oluşturuyoruz. İşte bunu engellemek için de ürünlerimizin üzerinde bir gümüş apre var. Ya bu gümüş apre de doğal bir element ve bakterinin de en büyük düşmanlarından birisi. Yani bakterinin %99'unu elimine ediyor ve gelişimine imkan vermiyor. Bu da işte kokmamamızı sağlıyor açıkçası. Çünkü çok yüksek kokmuyor. Yani çok yüksek ısılara maruz kalıyoruz tüm gün. Evet. Bazen birden fazla gün denizde geçiriyoruz. Ben bugün 7 mücadele yaptım, öyle düşün abi. Aynen. Yani sırılsıklam oluyoruz ama koku olmamasını sağlayabiliyor bu kıyafetler. Bu da beraberinde konforu ve mutluluğu da sağlıyor aslında. Evet evet. Ya bir de estetik kısım var. Bir de iyi de duruyoruz. Tasarımlar çok renkli. Evet. Dün mesela sizin en renkli tasarımlarınızdan birini girdim. Fişay modeli var. Bütün Teos böyle bir dönüp bana baktı. Instagram'da gerçekten çok pozitif dönüşler aldım. Birçok arkadaşım link istedi benden. Aynen. Biz de alacağız bu ürünlerden diye. Benim de aslında böyle bir şey yaptığım bir üründü. Hani olur mu acaba? Hani çok renkli. Eşimin birazcık şeyiyle oldu bu. Hı-hı. Yani bu kadar griler, bu kadar hakiler, bu kadar siyahlar olmasın Murat dedi. Yani bu iş keyifli bir iş. Bunun bir fan faktörü var. Biz biraz daha dedi renkli bir şeyler yapsak mı? Önce aslında şeydim. Biraz mesafeli durdum olaya. Ama daha sonra Merve'nin hani grafikleri görünce ben de çok beğendim. Yani hiç kendimi böyle renklerin içerisinde ben tahayyül etmezdim. Bir anda biz de renkli giyinmeye başladık. Ama çok şık yani. Evet. Böyle insanın şeyini açıyor. Bu arada ruhani değiştiriyor. Fotoğraflarda da güzel çıkıyoruz. Evet, fotojenik daha da böyle ben. Şey duruyor. Amerika'da yani, da şey ben yaptı. Ben uzun zamandır kullanıyorum. Hı-hı. Bir süredir de bir yıl olmasa da yılbaşından beri işte marka yüzü oldum. Evet, aynen. Teşekkür edeyim onunla ilgili. Biz size teşekkür ederiz. Tercih ettiler. Biz ondan sonra ve kıyafetleri kullanıyorum. Çok memnun. Yani sadece estetik olarak değil konfor. Birçok anlattığımız özellikle. Zaten şu an ben bakıyorum balıkçılık sektöründe. Hani staffı artık hani balık tutuyorsan staffı giyersin gibi bu işin sana yansı. Bir noktaya geldi. Oldu. Evet. Yurt dışında bir Amerika'da da fuara katıldınız. Evet onu biliyorum. Bizim için çok başka bir adımdı açıkçası. Hı-hı. Daha önce de pek çok fuara katıldık ama staffı için dünyanın en büyük amatör balıkçılık endüstrisinin kalbinin attığı Orlando'daki ICAST fuarına katıldık. Hı-hı. Bu fuar bizim için çok önemliydi. Yani orada ne başaracağımızı bilmiyorduk açıkçası. Yani Türkiye'de üretilmiş bir ürünün hani nasıl tepki göreceğini de bilmiyorduk. Ama çok ciddi geri dönüşler aldık. End user yani son kullanıcıların çoğu zaten aynen senin söylediğin gibi Suat abi. Hani grafiklerimizden çok etkilendi. Bizim bir Avrupalı bir tarafımız var. Bu Avrupalı tarafta Amerikan müşterisini açıkçası epey bir etkiledi. Dolayısıyla end user kısmında hani son kullanıcı kısmında böyle bir şeyimiz oldu. Feedback'imiz oldu ve yakında da orada zaten hani marka gelişmeye başlayacak. Ama asıl önemli olan konu oradaki pek çok büyük markaya da üretim yapmaya başlayacağız gibi görünüyor. Biz işletme içerisinde kumaşın üretiminden kolye kadar ki bütün aşamalarını gerçekleştirdiğimiz bir yatay yapıyız. Grundance gibi, Sims gibi, Billfish gibi, işte Hook gibi markalara da bir süre sonra artık kendi teknolojimizi üretmeye başlayacağız. Özellikle kumaşlarda geldiğimiz nokta onları çok etkiledi. Kumaşlarımızı kullanmak istiyorlar kendi ürünlerinde. Tabii bu sizin bir know-how'unuz var yani. Evet. Zaten işiniz bu olduğu için. Evet. Ya bu çok mutlu etti bizi. Yani sanıyorum bayrağımızı daha fazla Amerika'da göreceğiz. Süper. Taşıyacağız. Bir bilgi daha vereyim. Hani bu balık sporu sanki erkek sporu gibi görünüyor. Hayır. Sadece erkeklere özel kıyafetleri yok. Evet. Bayanlar için de müthiş kıyafetleri var. Hatta ben 3-4 ay önce Bahamalara giderken bikiniler aldım. Lauren'un mesela bu hafta yayınladığı şeyde videoda Stafford'un bikinileri doğru, var mesela. Doğru. Lauren da belki ilerleyen dönemde Stafford'ları giyecek. Önümüzdeki ay burada o da bu arada. Teşekkür ediyorum ben bu bilgiler için. Çok çok teşekkür ederim desteğin için. Rica ederim, ne demek? Rast gelsin o zaman. Yarışmada görüşeceğiz artık. Görüşeceğiz. Aynı zamanda rakibiz de. Evet evet. Öyle bir olay. Burada artık kapatıyoruz. Sevgili Burak'a da dediğim gibi hem beni tercih ettiği için marka yüzü olarak teşekkür hem sponsorluğu için teşekkür ediyorum. Bu ürünleri yapıp bu pazara sunduğu için de çünkü bizim bu sport fishing pazarının biraz gelişmeye ihtiyacı var. Ben Güney Amerika'ya, Amerika'ya, Florida'ya gittiğimde bu sektörün ne kadar büyük bir sektör olduğunu orada görüyorum. Evet, yani tekneleriyle, balıkçılığıyla, kıyafetleriyle Türkiye'de yeni yeni gelişiyor. Bizim de buna katkımız olduğunu düşünüyorum. Yani biz bu sosyal medyadan bu paylaşımları yaptıkça insanlar aslında bunun ne kadar güzel bir spor olduğunu, ne kadar keyifli bir spor olduğunu fark ediyor ve her geçen gün katılımın arttığını fark ediyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Hani ben de üzerime düşerimi yaptığını çok düşünüyorum bu konuda. Ediyorsun. Balık avımıza devam ediyoruz. Burak'ı şimdi teknesine bırakacağım. Dostluk buraya kadar. Şimdi rekabet başlıyor. Rekabete başlıyoruz yine. İyi olan kazansın. İyi olan kazansın diyoruz. Görüşürüz. Yap.
Bu iri balık. Saklı. Git git üstüne git. Üstüne git. Dik çalışalım. Bu iri bir balık. Gördün mü nasıl kalamı aldı? Ama kötü tarafı çizmeye doğru gitti. İskeleri git abi. İpi görüyorum ben. Bunu... Kalasın ne oldu tam? He? Kalasın ne oldu tam? İşte bunu dikey... Dikey alabilirsek alırız. Yatay alma şansımız yok. Heh, koptu. Şansa da terse gitti. Halata doğru gitti. Sürttü koptu. Sürttüğünü hissettim zaten. Nereden kopmuş? Ama bu beklediğimiz büyüktü. Maalesef direkt şeye gitti. Bir de ipi çok uzun saldık derine atacağız diye. Çok iple gitti yani. Kısa yerde tutup döndüremedik onu. Yüzeyden aldı. Bakalım nereden kopmuş. Floramız gitti büyük ihtimal. Vay be baksana dünyayı aldı. Topla topla bitmiyor. Görüyorum. Duruyor iyice. Ha? Biber duruyor. İğneden kurtarmış abi. Vay be. Ben halatı sürdü zannettim. İğneden çıkmış. İyi oturmadı demek. Hiçbir hasar bir şey yok. İğne çıkmış. Buna yapacak bir şey yok. Vay be iyi bir yerine oturmadı demek ki. Balık bayağı büyüktü çünkü. Aldığı ipe bakılırsa bayağı dev bir balıktı. Ve kaçtı. Neyse daha devam. Bir tane dev alacağız bugün. Bu da iri gibi. Şöyle çık iskeleden doğru o zaman. Yavaş. Tamam kalalım Serap. Al bunu. Ah. Ha bu da koptu. Teşekkür ederiz iğneler için. İğneler aldık canlı için. Hayırlı olsun abi. Kullanacağız ve şeyi paylaşacağız. Avcılığını eyvallah. Muhakkak paylaşacağız. Eyvallah. Sabah herkes 8-10 tane falan balık aldı. Biz de 5-6 tane saldık. Şimdi ben, zayıfladı yeme biraz. Ben de canlı atıyorum genelde. Canlı mı yem? Canlı atıyorum. Ben tırsı kullanıyorum. Teşekkür ediyorum iğneler. Çok zarifsiniz. Bizim takıma mı geldi? Evet sizin takımda. Gama katsın nereye? Dudağı mı geçmiş? Aynen yanakta duruyor. Ha, hiç sektirmiyor ama. Vurduğu anda aldı değil mi? Aldı. Sekmiyor. Sekmez. Teşekkür ederiz takım için. Rica ederim ne demek? Takipteyiz. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Afiyet olsun. Arkadaşları da almış balık sevindim. Dediğim gibi flora ve bir iğne vermiştik onlara. Yemlerini de takmıştık. Vuruş alamıyorlardı çünkü. Güzel bir balık aldı onlar da. Bugün herkes balık aldı. Biz de bayağı saldık ama. Evet sevgili dostlarım. Müthiş bir gün oldu ya. Yoruldum biraz. Çünkü bayağı mücadele ettik. Bayağı balık saldık. Artık ben sayısını unuttum. Yani bu kadar çok bluefin yakalayıp salmak. Dünya üzerinde sport fishing camiasında bence bir ayrıcalık. Ve bizim sularımızın bu konuda çok zengin olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle sport fishing konusunun gelişmesi lazım. Yurt dışından bu konuyla ilgili A+ yüksek rakamlarla turizme ve müşteriyi buraya getirmek lazım. Tutulan balıktan daha değerli. Söylüyorum tekrar. Oteli, nakliyesi, uçağı, restoranı herkesin kazanacağı bir turizm. Umarım turizme dönüşür bu iş ve biz bu fırsatı değerlendiririz. Çok daha az popülasyonu olan ülkeler bu işi yapıyor şu an dünyanın birçok yerinde ve balık avlanma noktaları. Bluefin'in hastası çok fazla, yakalamak isteyen çok fazla. Özellikle uzak doğular ölüyor bu balığa. Biz çok değerini bilmiyoruz. Tezgahta yok. Belki de çok bilmemiz istenmemiş bu zamana kadar. Çünkü balığın tamamı dediğim gibi Japonya'ya gidiyor. Biz bugün balıklar bizim istediğimiz boyutlarda olmadığı için saldık hepsini. Bugün de sonlandırıyoruz burada. Avlarımız devam edecek. Maceralar devam edecek. Bir sonraki macerada görüşeceğiz artık. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.